enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Doğan Can Aksoy bu konunun ayrıntılarını bizimle paylaşacak. Hiç vakit kaybetmeyelim. Sözü Doğan Can sana bırakıyorum. Ahmet Görmez, sizler de söylediğiniz artık kış yaklaşıyor. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Bugün güneşli bir Ankara günündeyiz ama yavaş yavaş soğumaya başladı ve en önemli konuların başında da enerji verimliliği geliyor. İşte biz de bu konuyu Yeşil Bina uzmanı Murat Doğru ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hemen size öncelikle Türkiye'deki son durumu sormak istiyorum. Binalarda, konutlarda mantolama oranı, enerji verimliliği bina oranı ne durumdadır efendim? Doğan Bey, çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde baktığımız zaman yaptığımız araştırmalarda %85 konutlarımızın ve binalarımızın mantolamasının olmadığını, enerji verimli olmadıklarını, verimli bir dış kabuklarının olmadıklarını tespit ediyoruz. Peki efendim, bunun yarattığı problemler nelerdir? %50'ye yakın bir tasarruf sağladığını az önce de söyledik. Ne gibi problemler yaratıyor? Çok büyük bir oran, %85'inin mantolamasının olmaması. Size soralım. Evet, çok büyük bir oran gerçekten. Konutlarımızın bazında yer alırsak bu ciddi oranda paranın gökyüzüne saçılması anlamına geliyor. Ülkemizdeki konut stoğumuzun %85'i ne yazık ki yeteri kadar ısı izolasyonuna mantolamaya sahip değil. Bu rakamın artması gerekiyor. Neredeyse tamamının bu rakama erişmesi gerekiyor. Baktığımızda ülkemizin enerji verimliliğinin artması demek ülkemizin enerji bağımlılığının da artması anlamına geliyor. Enerji bağımlılığının azalması anlamına geliyor. Bu anlamda hem hane bazında hem ülke bazında çok büyük kazanımlarımız ortaya çıkıyor. İsterseniz bunları rakamsal olarak dökelim. Şöyle sorayım, yani öncelikle mantolamanın maliyeti nedir ki bu kadar çok binada henüz yapılmıyor? Çok yüksek bir maliyetin var mı? Doğan Bey, hayır, yüksek bir maliyet yok. Mantolama yüksek bir maliyete sahip değil. Günümüz şartlarında yüksek teknolojili ürünlerle bir hafta zarfında yapılabilen bu mantolama hane başına 5.000 lira 6.000 lira civarında, binanın tipine büyüklüğüne bağlı olmak kaydıyla ortalama bir rakam kabul edersek 5 ila 6.000 civarında bir rakama yapılabiliyor. Peki bu 5-6 bin liralık harcamanın getirisi ne oluyor hane başına efendim? Bunun getirisi çok büyük oluyor. Bir defa yapının yaşam ömrü boyunca her yıl %50 tasarruf sağlıyor. Ortalama bir konutumuz günümüzde 120 metrekarelik bir konutumuz Türkiye şartlarında 12 bin lira civarında enerji gideri yapıyor. Bu doğalgaz ve elektrik olarak karşımıza çıkıyor. %50 civarında, ki bunun çok daha üzerine de çıkılabiliyor, %50 civarındaki bir tasarruf rakamı senede 6 bin lira tasarruf yapıyor ki 6 bin liralık, 5 bin liralık yaptığımız mantolamanın karşılığını biz bir yılda alabiliyoruz. Bu çok feasible bir yatırım. Çok kısa sürede aslında bunun karşılığını alabiliyor. Peki bunun ülkeye genel olarak katkısı nedir efendim? Elbette ki çevreye katkısı çok büyük ama mali açıdan katkısı nedir? Doğan Bey, ülkemizdeki enerji tüketiminin %72'sine binalar yapmaktadır. Enerji tüketimimizi disiplin altına alabilmemiz için binaları disiplin altına almak zorunlu değiliz. Ülkemizdeki binalar, ülkemizin enerji tüketiminin %72'sini yapıyor ise burada %85 konutumuz verimli değilse bunları verimli hale getirilmesi sizin de rahatlıkla hesaplayabileceğiniz gibi ülke bazında %32 ile %35 civarında bir enerji tasarrufu yapacağı rahatlıkla hesaplanabilir. %35'lik bir enerji tasarrufu Türkiye bazında çok önemli bir rakamdır. Bu parayı havaya atmamamız gerekiyor. Ve yurt dışına aslında çıkmamış oluyor enerji evet. Bağlamında. Peki çok teşekkür ederiz efendim verdiğiniz bilgiler için. Evet, mantolamayla ilgili, bina verimliliğiyle ilgili son bilgileri, önemli bilgileri Yeşil Bina uzmanı Murat Doğru'dan aldık. Bu noktada kışa girmeden önce aslında ev sakinlerinin, apartman sakinlerinin de uygun araştırmalarını yapıp aslında mantolama yaptırmasında çok büyük bir fayda var. Yılda ortalama 5-6 bin liralık bir kar elde ediyor bina sahipleri diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.